Özge! Göki! Kardo ne yapıyorsun? Çok güzel bir gün be. Bir şey söyleyeceğim. Yani San James zaten kendi Frex. Kendi fraksiyon. Söylesene. Fraksiyon kendi yani. Fraksiyonlarında. Fraksiyonlarında. Yani kendi içinde, kendi devinimde zaten güzel bir yer. İç dinamiklerinde çok başarılı bir yer. Ay şunların güzelliğine bak, ağlayacağım biraz. Cidden çok güzel çocuklar ya. Evet, bak ben onlar çocuksa mesela benim çocukluğum başka bir şeydi büyük ihtimalle. Şimdi bir hayvan söyleyecektim, ayıp, hayvana yazık. Bence de hoş değil. Özge niye geldik buraya bugün? Ya şöyle yani biz video çekeceğiz diye İngiltere'de bu zamana kadar görülmemiş 80 yıllık rüzgarı tutsun aslında. Ya dedi ki odada çekmeyelim. Ya böyle bir iç açıcı bir mekan olsun. Keyifli olsun. Güzel olsun. Şu an peki izleyenlerin içi açılıyor mudur? Yok ya. Hadi o zaman. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben hayır, suya mı girsem ya? Farklı bir şey istiyorlar insanlar. Ya bir şey söyleyeyim. Ben ne haberlere çıkmak istiyorum. Ne karakola gitmek istiyorum. Ne ceza ödemek istiyorum. Adam akıllı yaşayıp ölmek istiyorum ya şurada. Doğru diyorsun. Özge nasıl yapalım? Kim başlıyor? Evet taş şimdi arkadaşlar birbirimize soru soracağız. Taş kağıt makas yapalım. Aa evet çok mantıklı. Hadi başlayalım. Doğru söylüyorsun. Taş kağıt makas fikrini çok sevdim. Kaybeden kişiye soru soruyor. Başlıyor. Aynen öyle. 1-2-3 1-2-3 Ben başlıyorum. Evet. Evet. O zaman İngiltere hakkında bilinmedik gerçeklerle artık ilk soruma başlıyorum. Hazır mısın Gökhan? Hazırım Özge. Enerjin yüksek mi? Çok iyiyim. Yenecek misin beni? Hiç zannetmiyorum ama ben sana yardımcı olacağım. Evet başlıyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'de vatana ihanet suçu olarak kabul edilir? Aa güzel. Tam benlik bir soru Özge. Evet. İhanet ve vatan. Evet tam senlik. A. Kraliçe hakkında kötü konuşmak. B. Kraliçenin fotoğrafının olduğu bir posta pulunu ters şekilde kullanmak. C. Yolda tükürmek. D. İngiltere bayrağı logolu ürünler giymek. Hangisi vatana ihanet? Şimdi hem tatlı hem de enteresan bir soru. Ama bazı şıklar bence direkt eleniyor. Niye diyeceksin? Her gün yola tüküren birilerini görüyorum ki senin ben alındığını görmedim daha ters kelepçeyle. Daha kimse görmedim. Evet doğru diyorum. Onu eliyorum o yüzden. Tamam. Onun dışında yani İngiltere bayrağı temalı bir şeyler giymek görüyorum. Saçma bence geliyor. En çok o satılıyor abi. Paspas var bu arada. Evet. Şey garip. Neyse ben bu arada yani, torpil yapmayacağım. Gel oğlum. Gel oğlum buraya. Gel annem gel. Gel oğlum. Gel. 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 Ay. Gelecek misin? Geliyor. A şıkkı şey miydi? Kraliçe hakkında kötü konuşmak. Yani kraliçe hakkında kötü konuşmak bir handikap olabilir ama aklıma nedense Tayland geldi. Mesela Tayland'da kralla ilgili kötü konuşmak, küfür etmek tabii içeri büyük bir suçtu vesaire. Ama bence bilemedim. Yani o çok yakın geliyor şu an bana ama B şıkkı posta pulunu ters. O mesela çok daha hani sanki hakaret gibi hani ters yapıyorsun hani yüzünü aşağı çevirip hani sanki aşağılamışsın gibi ben B diyorum Özge. Kraliçenin fotoğrafının olduğu bir posta pulunu ters şekilde kullanmak evet, diyorsun. Doğru. Sağ ol Özge. Ama bir şey söyleyeceğim zor yani. Tamam bunlar çok postalaşıyorlar. Bence de handikaplı soru ama. Biraz şey olabilirdi. Kraliçeye kötü konuşmak da bir tık neyse. Tamam ben şimdi sorumu soruyorum. Evet sen de. Londra'da evet. Ortalama kaç müze vardır? Nasıl ya? Çok zor başladın Özge ya. Özge bir saniye. A 150. B 160. C 170. D 180. Ya abi insan şıkları 100 2000 falan yapar ki bir fikir bu nedir ya? Ben bilemem. Ben 150 160 170 180. Şimdi bir dakika çok müze olduğunu biliyorum ama 150'dir ya. Zannetmiyorum ya 150'dir abi. 180 değildir yani. 150 güzel böyle. Özge abisi falan yok. Cevabını alayım ben senden. 150. 150 mi? Yanlış. Gerçekten yanlış. Kaçmış lan? 180. Özür dilerim. 170. Daha kendisi cevabını 170. Yalandan güldü. Londra'da British Museum'da içinde bulunduğu 11'i ulusal olmak üzere 170'ten fazla müze vardır. Ya ben ne kadar kolay soruyla girmişim görüyorsunuz değil mi? Kendisine bak ya. Ya gerçekten yani. Çirkinlikse tamam 170 tane müze varmış. Öğrendik. Güzel. İkinci soruya geçiyorum. Şimdi sen göreceksin gününü. İngiltere'de 30 binden fazla kişi aşağıdakilerden hangi ismi kullanmaktadır? Tamam. Emilia Cohn, John Sine, John Smith, Jonathan Craig. Kolay soru bak pislik yapma. İstersen ya, bir daha sayabilirim şıkları. Şıkları bir daha söyler misin? Emilia Cohn. Bu değil. John Sine. Yakın. John Smith. Aşırı yakın. Jonathan Craig.
Ben Jonathan'la C ve D şık arasında kaldım. Bak 30 bin kişi İngiltere'de bu isimle çağrılıyor. Bence iddialı bu. Jonathan'da çok böyle birazcık Amerikan vari bir duyguyu seziyorum. Ama Jonathan aşırı yakınım. Ama Will Smith, John Smith, Mr. and Mrs. Smith. Yani, o Amerika oğlum ya. Ben kendi bağlantımı kendim kimse ilgilendirmez. Bu benim bağlantı şeklim Özge. Bu benim çekme şeylerindeki bilgiyi çıkartıp gün yüzüne vurma süper, tarzım. Tamam süper. John Smith diyorum. Doğru. İngiltere'de 30 binden kişi fazla John Smith olarak çağırdı. Pislik. Sen pislik misin ya? Bir şey söyle. Kesin sen benim sorularımı görünen gizli bak. Seni var ya mahvedeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 30 bin kişinin ismi Türkiye'de nedir sence? Bence Mehmet'tir abi. Mehmet. Ahmet de olabilir. Ali de olabilir. Ali de çok iddialı. Çünkü Ali şimdi modernizasyon ismi Ali de. Ali bakalım. Ufak ufak. Sen bayağı iğrençsin. Neyse. Neyse sorumu soruyorum ben. Evet sıra sen de artık beni doğru bilmem lazım. Yeniliyorum arkadaşlar. Sorumu soruyorum. Evet. Ya çok güzel köpekler var Özge ya. Köpek olmak istiyorum biliyor musun? Senin Portekizce konuşma isteğin ne oldu? O geçti. İyi hadi bakalım. Oh çok güzel anlaştık. Ay yeah. Şu an patlıyoruz değil mi? Sorum soruyor. Ya saçmalama. Evet dinliyorum. Aşağıdakilerden hangisi Londra'nın daha önceden anıldığı isimler arasında yer almamaktadır? Londra'nın isimlerinden. Lan çok zor giriyorsun. Aa, Göki ya. Londonium. Ya saçmalama ya. Lithium. Ya Nirvana'nın şarkısı. Ludenwick. Ludenwick. Ludenwick ve Ludenburg. Bak Ludenwick kesin vardır abi, tamam mı? Böyle bir yükseğim. Niyeyse aklıma şey geldi. Ludwig, Beethoven, Mozart. Ne kadar modern bir insansın. D ne dedin? D. Ludenburg D'di. Tamam. Ludenburg. Ludenwick. Ludenburg da böyle yer ismi gibi. Gerçekten bir yer gibi. Aslında böyle daha çok Almanya'nın güneyindeki bir kasabanın ismi gibi. A neydi? Londonium. Londonium komik abi. B ne? Lityum. Abi saçmalamayın lan. Lityum baya Nirvana şarkısı ve bir ilacın ismi diye biliyorum ben. Lityum değildir ya. Doğru. Metal gibi ya. Doğru. Çok zorladın. Yani rahatladım. Sanki ufak böyle bir çağrışımlar. Bilmiyorum. Bir sahtekarlık var gibi ama. Nasıl ya? Saçma. Sen değil. Sen iki sorumu anır anır bildin. Ben gece sen soruları görmeden telefon şifresini değiştirdim. Sen iğrenç bir insansın. Öyle. Sen var ya bu hırsından. Allah Allah. Evet. Üçüncü sorumuz. İngiltere'de tüm atlar, eşekler ve maymunlar özel bir pasaporta sahiptir. Doğru mu yanlış mı? Çok güzel soru ha. Bak diyorum şimdi ki. Şimdi şöyle atlar. At, eşek ve maymun. Bak köpek, kedi demiyorum, onları biliyorsun evet zaten. Şimdi at çok özel bir hayvan burada. Her yerde olduğu gibi ama burada daha özel. Hani polisli atlar var. At kesinlikle öyledir. Eşek. Özge çok anlamsız bir soruyu. Nasıl ya? Eşek niye sen ki? Sen burada eşek gördün mü orada? Ben hiç eşek görmedim. Maymun gördün mü? Görmedim. Ben de görmedim. Karışmıyorum Gökhan'cığım. Yanlış abi, ne alakası, saçma sapan soru ya. Yanlış. Doğru. Nasıl doğru abi, eşekle maymun ne alakası oğlum var ya? Ara konuş. Ara bak bakayım. Aa kraliçeye oraya yazıyorum ben şimdi. Yazacağım kraliçeye. Ara sor konuş. Vallahi çok garip oh ya. Oh be. Oh canım hadi. Yetti be. Bütün soruları biliyor. Hangi dil konuşuyor? Evet. Evet. Aa senin tam tarzı bir soru Özge. Senin o edebi, manevi ve geçmişle gelecek arasındaki o telepati yapmanla alakalı bir soru. Hadi bakalım. Bunlar kesin kavga ediyorlar ya. Ya bari bir yemeği paylaşamadım. Aşağıdakilerden hangisi şimdiye kadar en çok sahnelenen William Shakespeare oyunudur? Biliyorum. Hemen şıklar. Macbeth. Kesin bu. Julius Caesar. Hayır asla değil. Shakespeare komedileri. Bir yaz gecesi rüyası. O bir kere oyun değil. Abi kesinlikle Macbeth, gittim ayrıyetten. Macbeth abi biliyorum, gittim yani. Ne yaptın, ne ettin? Hatırlamıyor musun, izledik ya. Ne yaptın, ne ettin, o edebi kişiliğine konuşturdun. Doğru cevap ama açıklamasını da okumak isterim. Değerli takipçilerimiz için. Tabii ki. Macbeth şimdiye kadar yazılmış oyunlar arasında en çok sahnelendir. Ortalama olarak dünyanın herhangi bir yerinde her 4 saatte bir oyun sahne almaktadır. Oha çok iyiymiş lan. Bak o kadar bilmiyordum, o kadar bilmiyordum ama. Soru böyle sanır. Harbi soru. Ay, sen bayağı iğrenç gerçek bir soru, hakiki bir soru. Sen bayağı fesat ve içten fitne fücur bir tipsin sen. Hareketleri ay. Arkadaşlar yedek koca falan. Hemen kraliçe yazıyorsun mektupla. Yedek koca. Hemen. Hiç merak etme. Evet. Evet. Big Ben aslında bir saat değildir. Doğru mu yanlış mı? Ne haber? Şimdi Big Ben hani saatin orada buluşalım Big Ben hep diyoruz ama hani sorunun kendi içindeki fraksiyonlarına bak. Big Ben bir saat ya normalde ama diyor ki bu saat değildir. Doğru mu yanlış mı? Hep Özge saat olarak baktım ben ya ona. Hep
mesela buraya geldiğim zaman da Big Ben saate gidelim mi görelim mi falan dedik. Hiç alt metinin alt kırılımına bakmadım. Alt kırılım? Yani sadece öyleymiş gibi ama soruya bakınca belli ki altta bir şeyler var. Fokurdayan bir duygu böyle insanı çıkıyor. Beni ilgilendirmiyor Gökhan. Bu kadar bekleyemem bir soru için. Kim 500 milyar ister çıktığında bile aşağıda bir şey oluyor ya. Anladım. Kum saati oluyor lütfen. Özge bence sadece saat değil ya o zaman. Evet öyle diyorum. Sadece saat değil. Başka bir metin var altında. Yani doğru bilmiyorum. Diyorsun. Doğru diyorum. Yine bildin. Şanslı pis. Big Ben 13 tonluk çanın ismidir ve zilin içinde bulunduğu asıl kuleye ise St. Stephen's Tower adı verilir. Çok iyiymiş be. Çan çalındığında sesini 14 kilometre uzaklıktan bile duyabilirsiniz. Aa. Ayrıca 1945 yılında bir sığırcık sürüsü saatin yelkovanını konarak saati 5 dakika geriye götürmüştü. Lan çok iyiymiş çok lan. Çok iyi bilgi lan. Teşekkürler Özge. Sırf önce. Ondan dolayı dünyanın saati mi değişiyor abi? Aa. Abi çok iyiymiş. 1945 yılında çok sevdim bu soruyu. Ben biliyordum zaten unutmuşum ayrıntıyı. Teşekkür ederim Özge. Şey ben hazırladığım için. Şimdi. Dinliyorum. Bu arada çok iyi gidiyorsun sana çok kılın. Bir yanlışın oldu abi bu zamana kadar. Güzel soru. Maymun eşeği bilemedim. İngiltere Kraliçesi dünyanın toprak yüzeyinin 6'da 1'inin yasal sahibidir. Doğru mu yanlış mı? Saçmalama ya. O kadar zengin değildir abi. Dünyanın 6'da 1'i. Güneş batmayan ülke falan filan derken bir sürü çağrışım yap kendince. 6'da 1'i. Abi 6'da 1'i dünyanın çok büyük ya. Değildir abi. Şimdi bir dakika çok fazla toprağı olduğunu biliyorum. Dünya bir ekonomik krize giderse ben her türlü çözerim dediğini biliyorum ama 6'da 1'i değildir ya. Yanlış diyorum. Doğru. Nasıl 6'da 1 olur muymuş? 6'da 1 olmuş. Abi dağıtsın o zaman. Niye burada açlık var? Diyeceğim açlık da yok. Harbiden mi be? Kötü gidiyorsun ha. Baya kötü gidiyorum. İki yanlışın falan mı? Evet. Üzdü. Evet, sendeyiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İskoçya Kraliçesi. 6 yaşına geldiğinde kraliçe olmuştur. Ya bu kadar ne ya bu? Doğru mu yanlış mı? Ya bu kadar Allah ya. Allah ya. Allah Allah. Soru benim değil ya. 6 yaşında kraliçe olmuş mudur, olmamış mıdır? Ya Özge o kadar erken değil ya. Bak 7 desem bak düşünürdüm. 6 çok erken. Şey mi anaokulu yaşımı daha başlamamış mıdır? Yanlış diyorum. Yanlış diyorsun. Doğru arkadaşım. 6 yaşında mı? Çocuk geliyor. Ya defolsun gitsin Özge ya. Bu kadar değil ya. Oho. İyi. Senin hatalar 2'ye çıktı. İyi biraz kaydıraklı soru yapmışım. O ablamın tarzının güzelliğine bak. Evet. Aa, doğru arkadaşlar. Mı? Bir açıklamasını bulamadım. 6 yaşında kraliçe olmuş be. Tamam. Dinliyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Dünyanın en eski tapınağıdır. Mısır piramitleri, Efes, Stone Age. Dünyanın en eski. Biliyorum ama İngiltere'de çünkü güneyde abi meşhur bir yere insanlar gidiyorlar ve o kalıntıların birkaçı da Göbekli Tepe'de bulundu çünkü. Oradan biliyorum Stone Age vallahi Mısır piramitlerinden önce. Doğru mu lan? Doğru. Bak hiç dinlemedim diğer şıkları. Doğru. Ah tanrım. Hani ben bu soruda senin sivri zekana belki yanıltırım. Hani bir yanlış daha yakalarım diye düşünüyorum. Sonra hiç biliyorum ama lütfen. Çok iyi. Çünkü en son Göbekli Tepe'yi ziyaret edeceğim zaman ben orada o muhabbeti zaten araştırmıştım. İngiltere'de de gittiğimizde bakar mıyız hani bir gezinti yapar mıyız diye düşünmüştüm. Geleceğim birazdan tamam. Bir daha çal bakayım bir. Çok tatlı çocuk ama. Bir daha çal. Gördün mü montunu gördün mü kuru kafalı. Evet. Ay çok iyi ya sevindim sorulara. Ay Gökhan bu soruyu senin için hazırladım. Hadi bakalım. Yani özel olarak dedim ki Gökhan'ın bu soruyu sever. Ay güneş de açtı be. İngiltere'de trafik akışının sol taraftan olmasına kim karar vermiştir? A. Papa, B. Kraliçe, C. Prens, D. Dük. Ya Özgem, şimdi şeyden bahsettik. Ben... Dünyanın altıda biri, hani böyle bir hakimiyet, böyle bir söz konusu olan bir süreç. Yani karar, yani kraliçeden çıkmıştır be. Diyorsun. Kraliçe diyorum ben. Basit bir cevap belki ama kraliçe diyorum. Ve yanlış yapıyorsun, Papa karar vermiş. Ne alak bu? Nasıl yani? Abi papa hiçbir fikrim yok. Trafik akışına adam karar veriyor. Dinle ne ilgisi var aga. Hiç anlamadım. Aa ikinci mektup hazır. Yazıyorum. Yazacağım kraliçeye. Güzel oldu. Sen hayırdır de ya. Sen papanın da mı üzerine çıkamadın ya? Ve pulu ters koyacağım alsınlar beni. Bir de bir şey söyleyeceğim. Papa ters kelepçe domuz mu? Asıl İngiltere Vatikan şey İtalya Vatikan muhabbeti değil mi? Ne alaka abi İngiltere'deki sol akışı şey yapıyor? Bilmiyorum da bunu ayrı konuşacağız. Neyse. Bununla ilgili bir ayrıntı da bulamadım. Ama gerçekten papa vermiş arkadaşlar. 3 yanlışım oldu benim? Üzgünüm Gökhan'cığım 3 yanlışın oldu. Evet. Allah Allah. Zaten bir sorum kalmış. Evet seni dinliyorum. William Shakespeare. William Shakespeare. Oley. Ay ne güzel gidiyorsun. İngilizce diline kaç kelime kazandırmıştır? Yani
A500, B1000, C1500, D3000. Abi nasıl bileyim ya? Şimdi çok bunu okumuştum yani çok fazla kelime kazandırdığı ve normalde literatürde İngilizce'de bulunmayan kelimeleri sadece Shakespeare kazandırdığı için kullandıklarını duydum. Ama 3000, 2, ne 3000, 1500, 2500 öyle bir şeyler. Bir daha bakacağım. Evet 500, 1000, 1500, 3000. 3000 çok. 500 de çok az tamam mı? Yani herifin belli bir katkısı olmuştur. Abi ben 1000 diyorum ya yine yuvarlayayım. 1000'dir yani. Abi 3000 tane kelime çok fazla kelime ya. Zaten İngilizce'de kaç kelime? Çok sığ bir dil. Bilmiyorum. Ben 1000 diyorum. Yanlış. Harbiden mi? 3000. Gerçekten mi? Shakespeare İngilizce diline yaklaşık 3000 kelime kazandırmıştır. Bir şey söyleyeyim İngilizceyi çöpe koyalım biz. Shakespeare o zaman İngilizceyi yazmış. Öyle. Niye yalandan? İyi mektuba bunu da ekle. Siz Shakespeare'in de diline göre mi konuşuyorsunuz ne? Yazabiliriz. Lütfen ya. Evet. 3 tane yanlış yaptım. 3 tane yanlış yaptın. Şimdi son soru bu hikayenin özütüne karar verecek. Hazır mısın? Hazırım Özge. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi? 1066'dan 1362'ye. Aa, çok sevdiğim aralık Özge. Bak tekrar diyorum. 1066'dan 1362'ye. Ya, bunu kadar... tekrar etmene gerek yok. Sanki bilecek miyim yani o kadar aralığı? Saçma sapan. Yaklaşık 300 yıl kanka. Tamam. 1362'ye kadar İngiltere'nin resmi dili sayılmıştır. Bak çok önemli soru. Ufak tefek bir bilgim var bununla ilgili ama. Tamam. Bence de ha. A. Almanca. B. İtalyanca. C. Persçe. D. Fransızca. Dırırırı. Ben niye bunu... Yani Pers ve İtalyan olduğunu düşünmüyorum, elemek istiyorum. Fransızca ve Almanca... İstiyorsan bir arkadaşına bağlan. Çok yakın bir geliyor. Bir arkadaşına bağlan telefon. Öyle bir hakkın var mı? Yok. Boş ver Özge ya. Evet bağlansan cevap verebilecek mi Gökhan? Yani Anglo-Saksonlar vesaire bir çağrışım yapıyorum. Dönemle bir ilişkili... Bir dakika. İtalyanca ve Persçe'yi elediysen Almanca ve Fransızca kaldı. Evet. Yani ben çok emin olmamakla birlikte ve bilmemekle birlikte sadece kafamda bir hani bir zihin haritamda oradaki zihin çeperinde bir tur şu an atılıyor bilgi anlamında. Nedense Almanca diyesim geliyor. Almanca'ya yakınım. Tamam, çekinmeyeceğim. Fransızca. 1066'dan 1362'ye kadar yaklaşık 300 yıl boyunca İngiltere'nin resmi dildir. Ama bir şey söyleyeceğim, ben de Almanca derdim Gökhan. Çünkü gerçekten Germen halkından geliyor aslında İngilizler. Evet, doğru yani o ise o bilgiye belki de... Arkadaşlar 4 yanlış. Ben 3 yaptım. Şimdi bir şey soru... diyeceğim, sen yanlış verirsen ne olacak? Eşit oluyoruz. Bonus soru mu? Bonus soru yok mu elinde? Evet, bonus soru benim de yok. O zaman ikimiz de birbirimize ceza veririz. Var mısın? Aa tamam süper. Ama bir şey söyleyeyim, ben bileceğim soruyu. Sıkmayacağım. Dinliyore. Soruyorum. Çirkinleşiyorum. Soruyorum. Yenmiş olmanın. Gerçi yenmedim de yeneceğim gibisin. İngiltere'nin şu an... Evet şıklara... Yok söyle bakalım. Sen ne oldu? Bir şey oldu sende. Bir yetki. Bir şey söyleyeyim şu an neden ama 60 derece? Çok güzel oldu. İngiltere'nin çok sert bir anayasası vardır. Doğru mu, yanlış mı? Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ya anayasası vardır ama sert değildir ya. Bir kere özgürlüklerim kes abi. Bir biraz düşünebilir miyim? Düşün Özge. Bak burada çok güzel blueberry var. Blueberry yiyelim. Bak zaman kazanma geriliyorum ben. Abi yoktur. Emin yoktur ya evet yani çok sert değildir. O serti oradan eklemişsin. Yanlış yapmıyorsun. Bence anayasa sert değil. Kraliçe ayağından öyle geliyor ama değil bence. Yani yanlış dediğin için doğru olarak kabul ediyorum. Evet doğru cevap verdin. Yanlış. Ama bilgi şöyle. Yendim konuşma. Kimse merak etmiyor. İngiltere hakkında en ilginç bilinen bilgilerden bir tanesi ülkenin yazılı bir anayasasının olmamasıdır. Ya anayasası yok. Yani mesela kraliçe diyor ki, kraliçe gidiyor ki bunu bugün alın getirin bana bakayım diyor. Ve gelebiliyor öyle. Geliyor. Bu çok kötü bir şey. Evet. Anayasası yok. Yok. Hoş değilmiş ya. Yesene. Hoş değil. Özgür ben yiyeceğimi yedim ya. Evet arkadaşlar. Gerçekten ya oyunu ben kazanacağımı hissediyordum ama bu kadar kolay oldu. Yalandan gülüyor. Ellerim acıyor soğuk bak çarpış için acıyor başka bir şey yapalım eldiven ya. Eldiven giy o zaman. Kafa atalım gel. Gökhan'cığım yenildin. Sağlık olsun. Kafamda 3 tane ceza var. Tamam. Bir tanesini çok hoş anılar yaşatacağını düşünüyorum. Tamam. Ama bunu seninle şu an paylaşmayacağım. Bence kimseyle paylaşmayacağım. Tamam. Seni direkt ceza yaparken görsünler. Ne diyorsun? Olur. Çarpışmıyor.
Belli hazırlıkları yaptık. Cezalar verildi, kararlar verildi, kabuller okeylendi. Şimdi size vermiş olduğum cezanın tam anlamıyla yansımasını göstereceğim. Hiçbir şekilde anlatmıyorum. Hiçbir şekilde bir tanımlama yapmıyorum. Sadece birazdan kamerayı çevireceğim. Sizlerin o güzel... Yani oyunların her zaman bir yaptırım vardır arkadaşlar. Yani sonucu olmazsa oyunu öylesin oynarsın. Anlam her zaman barındırmalı diye düşünüyorum. 3'e kadar sayıyorum. 1 2 3 Şöyle endamını görelim Gökhan'cığım. Bir istersen bahçeye doğru. Bir endamını görelim. Geçeyim Özge. Bence fena olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç fena olmadı. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Sadece ben görmüş oluyorum. Ya ben şimdi çok ceza gördüm de. Böyle bir ceza şekli yok ya. Böyle bir ceza türü var mı yani? Mutsuz oldun mu peki? Yok çok mutsuz değilim. Aksine çok rahatım. Nasıl hissediyorsun? Yani değişik. Çok farklı hislerin içerisindeyim. Aksine çok rahat mesela. Çok rahat bir kombi mesela. Bunda çok rahat takılabilirim yani piyasada. Çok iyi. Şöyle yaklaşalım. Tabii belli bazı ürünler yok yani normalde olması gereken. Ya şunu zaten giyiyorduk. Şu eyvallah da şu biraz enteresan oldu. O zaman seni birazcık kapıya alalım insanlar görsün ya diyorum. Bitmiyor ceza bile dışarı çıkacağım. Yok bitmiyor. Hadi canım seni şimdi yavaş yavaş şöyle dışarı alalım. Çünkü o zaman kimse görmediyse ne anladık ki ben gördükten sonra. Evde giyinip gülelim. Bir şöyle bir ortada bir endamın söz konusu olmasın mı? Ne yapacağım dışarıda peki? Ya bir karşıdan karşıya geç yani şimdi. Işıklardan karşıdan karşıya. Yani. Geçme mi? Ben böyle bir şey yapmıyorum ya. Oh şöyle ya. Resmen. Resmen. Bakın arkadaşlar piyasa bu şekilde. Şöyle resmen piyasa. Kendi evimin önü, kendi halkım, kendi mahallem, kendi insanlarım. Kimsenin şaşırmadığını fark ediyor musun? Karşıdan karşıya mı geçeceğim? Ya iyi olur ya. Böyle olmaz yani. Sadece bir giyindim geçti bitti falan olmaz. Ben gidiyorum. Işıklarda bekleyeceğim. Karşıya geçeceğim. Geri mi geleceğim? Yani evet ben de seni buradan böyle bir şekilde gözetleyeceğim. Tamam Özge. Ya bence oldu ya arkadaşlar. Ha, ne düşünüyorsunuz? Yani ben hiç fena olmadığını düşünüyorum. Adamı öyle madara etmezler böyle derler. Ya aslında ne var ki yani? Neye göre, kime göre kadın erkek ya Allah Allah. Baksana rahat olduğunu giyeceksin abi. Bence çok da yakıştı yani. Yanlış mı düşünüyorum? Aslında sen mi taşısaydın? Yok gerekiyor da ziyade çünkü. Yandı, ışık da yanmıyor. Diyor ki ışık yanmıyor diyor. Bu kadar uzun sürmez. Ben gayet beğendim ya. Ya kombi gayet güzel yani. İstersen biraz da sen konuş. Yani çok hissiyatlarından bahset çok arkadaşlar. Değerli bir hissiyattı. Aksine ben şunu çok sevdim. Kombin çok rahat bir kombin. Üzerine hiçbir ağırlık hissi yok. Çok keyifli hissediyorsun. Yani bir sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Ama tabii burada asıl meselenin şu da olduğu farkındayım. Aslında burada alt metinde, alt zeminde şunu aslında aktarmak istiyorum. Bugüne kadar cinayete kurban giden, sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalan, ne yazık ki kalacak olan tüm kadınları buradan tüm kalbimle selamlıyorum. Şöyle bir dileğim var sürekli bu konuyla alakalı. Gün gelip biz erkekler olarak bu basit bedenler olarak sokağa dökülüp erkeğe şiddete hayır diyebildiğimiz bir gün ancak bunu anlayabiliriz. Ancak bu noktada kadınların neler yaşayabildiğini hissedebiliriz gibi düşünüyorum. O yüzden çok da fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok yaralı bir konudayız. Selam olsun tüm güzel kadınlara.